Merhaba Yay burçları. Bu hafta yani 20 Mart haftası sizleri neler bekliyor? Şot'ta kısaca bahsettim. Geçmişte ciddi sorunlar yaşamışsınız geçtiğimiz 1-2 ay içerisinde. Sanki ellerinizi açıp saçınızı başınızı yoldunuz. Yeter artık bu telefon gelecekse gelsin, bu haber gelecekse gelsin dediğiniz süreçler var. Bu süreçlerde parasal konularda büyük kaygılar, istediğinizi alamama, elinizde olanı değerlendirememe gibi süreçler var. Ama bir anda bir anahtar bakın şurada kocaman duruyor. Kafanızda geçmişte yaptığım hataları farkındayım. Oturuyorum, düşünüyorum ve bundan sonra bu hataları yapmıyorum dediğiniz bir sürece yakın zamanda girmiş olmanız lazım. Elinizde kocaman bir buket var. Bu buket içinde tüm dileklerinizi barındırdığınız bir buket olarak duruyor. Ve bununla ilgili sizin yolunuz burada açılmış. Rahata, feraha ermek için adımlar atmaya başlamışsınız. Büyük bir dağ, sıkıntılı bir dağın üzerinde tek başınıza duruyorsunuz. Önünüzde engel olarak gördüğünüz kişiler var ama bunlar çok çelimsizler, hiç düşündüğünüz gibi değil. Bunları da aşarak yolunuza devam edeceksiniz. Yay burcu olup da aşk hayatında sıkıntılar yaşadım diyenler varsa bundan sonrası çok keyifli geçecek. İş hayatında sıkıntı yaşıyorum, kariyer hayatında sıkıntı yaşıyorum diyorsanız bu özellikle bu hafta elinize geçecek olan şeylere çok dikkat edin. Çünkü önünüzü açacak, önünüzü aydınlatacak mucizelerin olduğu bir hafta aslında. Bakın sevinç gözyaşınız burada tam hanede duruyor. Siz bunları yaşayacaksınız ve paylaşacaksınız. Çevrenizdeki insanlarla paylaşacaksınız yani. Bu düşündüğümüz bize verilenler böyle sanki bir gökyüzünden böyle aşağıya pıtır 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 indiğini görüyorum. Ve sonrasında da konuşmalarınız o kadar temiz, o kadar rahat ki almanız gerekeni alıyorsunuz, vermeniz gerekeni veriyorsunuz. Borcum var veremedim, alacağım var alamadım o yüzden veremedim durumlarınız ben bu hafta için olmayacağını düşünüyorum. Bu haftanız çok temiz geçiyor. Gene aynı şekilde hafta sonu ilişkiler konusunda iki kişi görüyorum. İki kişi arasında konuşmalar yapılıyor. Karşınızdaki insan sanki onu birisi üzmüş gibi size bazı konulardan bahsedecek. Sanki aile hayatında uzun zamandır sıkıntı yaşadığı konularda üzülerek size bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Siz de karşınızdaki insanı olumlu bir şekilde dinlemeye çalışıyorsunuz. Aranızda güzel bir ilişki var. Hafta sonu bu konuları konuşarak biraz sıkılacaksınız başında ama sonrasında daha keyifli, daha mutlu görünüyorsunuz diyebilirim. Bir de şu şekilde tabağımız üzerinden biz neler bekliyor diye bakalım. İçinizdeki ateşi bastırmaya çalışıyorsunuz bir kere. Yani ben şunu 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 yapmak istiyorum. Hayır dur. Ben bunu yapacağım. Ben bunu söyleyeceğim. Dur. Hep içinize bir hafta geçmiş. Bu haftada da gene alacağınız şeylerden mutlu olduğunuz için içinizde kalanlar da içinizde kalacak diyebilirim. Yani beklentinizin dışında güzel gelişmeler olacak. Bunlar da geçmişte yaşadığınız ya da kafanıza taktığınız sorunları çok da önünüze koymayacağınız bir hafta olarak çıkıyor. İş konularında da gene aynı şekilde çok fazla değişen, hayatınızdan çok fazla çıkan sıkıntınız olmamasına rağmen hayatınıza girecek mucizelerle aslında bu haftayı çok güzel geçiriyorsunuz. Bakın gene hemen falın altında en şeyde bir ağacınız şekillenmiş. Üstünde de kocaman bir ev var. Sizinle bağlantılı güzel mucizeleri çekeceğiniz bir hafta. Ne kadar şanslıyım ben bu hafta diyeceğinizi düşünüyorum. Ne kadar güzel, olumlu gelişmeler oldu diyeceksiniz. Beklentinizin dışında yalnız. Bakın. Yani benim borcum var, para bekliyorum değil. Sayısal oynarsınız, sayısaldan küçük bir para çıkar. Bu bir mucizedir aslında. Ben tabii biraz küçük şeylerden de mutlu olduğum için. Yani güzel şeyler olacak. Bunları görmeniz çok önemli. Yani bu hafta baktığım fallarda aslında genelde bazıları çok sıkıntı yaşarken siz sıkıntı yaşamayan, daha keyifli geçireceğiniz, hatta mucizenin en çok yaşanacağı burç olarak görünüyorsunuz. O yüzden bu hafta sizin için güzel bir hafta olacak. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki falda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.